Allah'ım, Allah'ım, sen koru ya Rabbi. Sen koru Allah'ım. Anacığım. Oğlum nasılsın? İyiyim anacığım, sen nasılsın? Ya işin gücünün arasında seni rahatsız ediyorum ama. Ne oldu, bir şey mi var? Bir durum vardı da. Anne, bir şey mi oldu? Neredesin sen? Yok, bir şey yok. Şey, önemli bir şey değil yani. Şey diyecektim ben. Geleyim, Zehra'larda kalmış da. Ama alırız, sen müsait olduğun bir zaman alırız yani. Önemli değil. Hadi ben seni tutmayayım oğlum, tutmayayım. İşin gücün rast gitsin oğlum. Tamam. Hadi selametle. Dur. Oğlum bir gerin olacak. Neredesin sen? Neredesin? İnsan bir haber verir ya. Tamam, gel içeri geçelim. Orada anlatayım. Sana bir şey oldu diye ben çok korktum Efkan. Gören de dünkü çocuk zannedecek. Ya sen değil miydin beni Bosna'ya kendi elleriyle gönderen? O zaman başkaydı ama. Aylarca benden haber alamamıştın. O zaman bile bu kadar kaygılanmadın. Sen nereden bileceksin ki? Geceler boyu döktüğüm gözyaşını. Her gece camın önünde nasıl sabahladığımı. Telefonun başında acaba Efkar'dan bir haber alabilir miyim diye nasıl beklediğimi. Sen nereden bileceksin? İki gündür neredeydin Efkar? Küçük bir işim vardı. Sen sadece gidiyorsun. Geride kalanlar ne yapıyor, ne yaşıyor haberin yok. Yoruldum ben. Ben yoruldum. Bana bu korkuyu yaşatma artık. Ne olur. Tamam Sacide, korkma. Sonuna geldik, bitecek. Ama siz burada artık güvende değilsiniz bana göre. Yani taşınmanız gerekebilir. Vazgeç. Ne olur vazgeç. Hatırım için vazgeç. Ben yıllarca çocuklarıma doya doya sarılamadım Sacide. Karımla aynı masada yemek bile yiyemedim yıllarca. Yıllarca kendi evime misafir gibi gittim geldim. Babalığımı, kocalığımı, her şeyimi çaldılar benden. Sacide, ben 30 yıldır bu anı bekliyorum. Ailemi parçalayanlardan hesap soracağım, bu anı bekliyorum. Şimdi vazgeçemem Sacide. Şimdi vazgeçemem. Bu iş bitecek. Bu defter kapanacak Sacide. Ama müsaade et. Son noktayı koyayım ben. Madem ki artık sözümün bir anlamı kalmadı. Bir kıymeti yok. Bir daha da konuşmayacağım artık seni. Sacide. Sen yine de duanı eksik et. Thank you.